Erzurum'da korkunç bir cinayet yaşandı. 23 yıllık coğrafya öğretmeni tartıştığı eşi ve kızını bıçaklayarak öldürdü. Zanlı kaçarken yakalandı. Erzurum'da bir lise öğretmeni evde tartıştığı eşi ve kızını bıçakladı. Anne ve kızı hayatını kaybederken zanlıysa kaçarken yakalandı. Kan donduran olay Erzurum'un Palandöken ilçesi Yunus Emre mahallesinde meydana geldi. Coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün, eşi hemşire Kadriye Böçkün'le tartışmaya başladı. Gürültü üzerine çiftin dört çocuğundan üçüncüsü olan Asude Helen Böçkün de tartışmaya dahil oldu. Yaşanan gerginlik sırasında Zülküf Böçkün mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşi ve kızına saldırdı. Talihsiz anne ile kızı kanlar içerisinde yere yığılırken Zülküf Böçkün evden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde anne Böçkün'ün 16 bıçak darbesi, kızı Asude Helen Böçkün'ün 12 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri Zülküf Böçkün'ü kendi kullandığı otomobille Çat ilçesi girişinde yakaladı. Eşini ve kızını katleden 23 yıllık coğrafya öğretmeninin Erzurum Şehir Hastanesi'nde psikiyatri tedavisi gördüğü ortaya çıktı. Talihsiz anne ve kız Solakzade Camii'nde öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze namazına Erzurum AK Parti Milletvekili Abdurrahim Fırat, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Acılı Aile, Erzurum Şehir Hastanesi çalışanları ve vatandaşlar katıldı.